Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız da videoları beğenirseniz ben de ona göre içerik üretirim. Bu videoda kripto paraların değerlerinin düşüşüyle ilgili yorumda bulunacağım. Normalde hiçbir şekilde kripto paraların değeriyle ilgili yorum yapmamaya çalışıyorum. Yapmıyorum da genelde zaten. Yani kripto paraların ee, gelecekteki projeleriyle ilgili, stratejileriyle ilgili, teknik altyapıları ile ilgili bilgiler vermeye çalışıyorum. Fakat e, bu düşüşten sonra, bu büyük düşüşten sonra, önceki videolarıma da e, yorumlar geldiği için kendi düşüncemi aktarmak istedim size. Şimdi e, işin siyasi boyutuna da çok fazla girmek istemiyorum ama çok küçük gireceğim. Bugün uyandık, Rusya, Ukrayna'ya bir saldırıda bulundu. Yani devamında neler olacak ben de bilmiyorum. Olacak iş değil gerçekten. Ee, böyle bu tarz kötü olaylarda e, borsalar zaten etkileniyor. Kripto para borsaları ise daha çabuk etkileniyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Bu tarz yaşanan, e, dünyada yaşanan kötü olaylarda kripto para borsaları, e, kripto paralar değer olarak düşüşe geçiyor genellikle. E, yani bu konuda bunu söyleyebilirim. Şimdi benim çok fazla Rus ve Ukraynalı arkadaşım var. Çünkü işte Antalya'da yaşadığım için orada çok arkadaş edindim. Yani işin Rusya tarafını bir kenarda bırakıyorum ama mesela bu Avrupa'da çok barışçı diye Avrupa. Hani öyle lanse ediyorlar kendilerini. Görmezden geliyorlar bu durumu resmen. Sonra Amerika. Yani her şeye burnunu sokuyor Amerika. Her yerde üssü var. Askeri var. Yani birçok ülkede. Romanya'da, Yunanistan'da, Türkiye'de, işte Suriye'de falan her tarafta El kolu var yani. Onlar da mesela görmezden geliyor ki istiyorlar böyle bir şeyin yaşanmasını. Benim gördüğüm kadarıyla. Mesela Çin. Çin bakıyor. O da şunu bekliyor benim e, tahminim yani benim yorumum sadece bu. O da işte Rusya e, Ukrayna'nın bağımsızlığını ele geçirebilirse ya da işte işgal ederse veya işte bu saldırının sonucunda bir hak elde ederse Çin de e, Tayvan'a karşı aynı şeyi yapmayı düşünüyor. Bir altyapı oluşturmayı düşünüyor. Benim kendi yorumum bunlar sadece sonra yani diyeceğim bu kadar. Siyasi olarak diyeceğim bu kadar. İşte bu durumda böyle olaylarda kripto para borsaları da çabuk etkileniyor. Yatırımcı kaybediyor diye düşünüyorum ama e, tamamen bunun bağlamak doğru mu onu bilmiyorum. Bu sadece benim görüşüm. Bir de mesela şey gelmişti yorumlarda. E, i̇şte Paribu'yu kötülemeyin. Paribu işte yerli ve milli borsamız falan. Ona da bir değineyim. Bakın ben Paribu açıyorum ekranda. Yani aslında bunun reklamını yapıyoruz her zaman. Ben kesinlikle destek veriyorum Türk borsalarına. E, fakat yani zaten destek de vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani Türk şirketlerine. Çünkü bizim de birlik olmamız gerekiyor. Çünkü görüyorsunuz e, hiçbir şekilde e, size başka bir yerden destek gelmiyor. İşte... Mesela buradan bile bir ders çıkarmamız gerekiyor aslında. Yani siyasi görüşünüz ne olursa olsun bizim birlik olmamız gerekiyor her şekilde. Ama bu şu demek değil. Yani hakkımız yensin kafa sallayalım demek değil. İşte Paribu'yu eleştiriyoruz veya VTC Türk'ü işte neyse. Ya Türk şirketlerinden bahsediyorum. Tabii ki de eleştireceğiz. E ama dediğim gibi yani yine de bizim bu şirketlere destek vermemiz gerekiyor. Onlar da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani kesinlikle eleştirmeye devam edeceğiz. Ama e, yani oradan yatırımımızı, e, baş, yani dünya borsalarından birine aktardığımızda e, çok da karda olmuyoruz açıkçası. Total olarak. Yani kendi ülkemiz açısından. Ben de özen gösteriyorum aslında böyle şeylere. Ama dediğim gibi yani Paribu'yu eleştirmek zorundaydık orada. E, BTC Türk'ü eleştirmek zorundaydık. Çünkü güvenini sarsıyorsun. Şimdi bir de bizim başımıza şeyler geldi diye Türkiye'de böyle çok dolandırıcılıklar oluyor. E, neydi ya şu? Todex. Todex vakası falan yaşandı Türkiye'de. Yani bunlardan sonra tabii ki de eleştirilmesi normal burada buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bu güveni sarsmamaları gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bu konuşmalarımı acaba eleştirecek misiniz bilmiyorum. Çünkü ben montaj yapmadan aklıma gelenleri söylüyorum. Yani fazla bir hazırlık da yapmıyorum. Ee, yanlış bir şey dememişimdir inşallah. Hatırlamıyorum çünkü tam olarak neler söyledim. Bir şey daha söyleyecektim. E, ee, şimdi Paribu'da ön satışta problem yaşandı ya Paribu Coin'le. Orada şöyle bazı açıklama yapan arkadaşlar oldu. İşte Paribu parayı satmadı, kripto parayı satmadı. Talep oluşturdu. Yani talepleri aldı önce sonra taleplere göre dağıttı. Yani orada adaleti sağlamak için böyle bir şey yaptı dendi. Mantıklı. Kesinlikle. Yani doğru bir şey yapmışlar. Ama yani bu 4-5 saat sonra paralar tekrar iade edileceği bir durum yok yani burada. Bir de orada paraları el koymak işte 4-5 saat sonra işleminizi gerçekleştiremedik falan. Yine de bir limit olması gerekiyordu. Yani güzel bir düşünce ama yine eksik. Yine çok eksik. Bir de şöyle güzel bir açıklamayla da düzeltilebilirdi. Yani birisi diyecek ki çıkıp diyecek veya bir açıklama yayınlayacak. Biz talep alıyoruz. Bu taleplerin sonucunda işte biz saat 8'de veya bir gün sonra o talep sırasına göre işlemleri gerçekleştireceğiz. Bunu bir açıklasalar bence ortada hiçbir problem kalmayacaktı yine. Tabii ki de daha profesyonel olabilirler. Yani şöyle bir genel bir yorum yapayım dedim arkadaşlar. Durum böyle. Yine videolar çekeceğim ama kripto paraların değerlerine çok değinmeden çekmek istiyorum. Çünkü ben hiçbir şekilde bir e, danışman falan değilim. Dedim hiçbir şey yatırım tavsiyesi de değil. Yatırım tavsiyesi de değildir. Bunu da belirtmek gerekiyormuş galiba. Onu tam öğrenemedim. Yani çok net bir şekilde. Diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. E, Videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Bu konularla ilgilenen arkadaşlara. Yani sadece konularla ilgili videolar çekmek istemiyorum. Birçok konuda video çektim. Fakat bu videolar izleniyor diye bu konuya yöneldim. Aslında ben de daha farklı konulara değinmek istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Ciao.